Erdal Tanas Karagöl Yerli paralarla ticaret nasıl olacak? Geçen hafta Cuma günü Ticaret Bakanlığı tarafından yerli paralarla ticaret konferansı düzenlendi. Konferansa Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tim Başkanı İsmail Gülle ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya katıldı. Konferans boyunca yerli paralarla ticaretin avantajları, ülke örnekleri, sektör uygulamaları ve en önemlisi de yerli paralarla ticaretin hızlandırılması için ne tür ödeme mekanizmalarının hayata geçirilmesi gerektiği detaylı bir şekilde tartışıldı. Bu vesileyle hem yerli paralarla ticaretin genel trendi hakkında görüşlerimizi paylaşmış olduk hem de birçok paydaşın ve sektörün görüşlerini de dinlemiş olduk. Ticaret Bakanlığı tarafından daha önce yapılan çalıştayda da yerli paralarla ticaretin hızlandırılması için öncelikle Çin, Rusya, İran, Kuveyt, Güney Kore, Bosna Hersek, Ukrayna, Hindistan ve Belarus gibi hedef ülkeler belirlenmiş. Aslında bu çalışmalar yerli paralarla ticaretin artırılması konusunda yeni yol haritası için önemli adımlar. Yerli paralarla ticarette mevcut durum nedir? 2008 yılında küresel ekonomik krize beraber yerli paralarla ticaret özellikle gelişmekte olan ülkeler için risk ve sorunlar oluşturmaya başlamıştı. Bu sorunları minimize etmek amacıyla pek çok ülke yerel paralarla ticaretin geliştirilebilmesi adına somut adımlar atmaya başladı. Ancak halen dünya ticaretinin %40.7'si dolar, %32.9'u ise euro kullanılarak gerçekleştiriliyor. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve dünya ticaretindeki payı %13.7 olan Çin'in yerli parası olan Yuan'la ticaret halen %2'nin altında seyrediyor. 2017 yılı verilerine göre Türkiye'de ihracatın %47.8'i dolar, %39.5'u euro ile gerçekleşmiş. Bu da ticaretin büyük bölümünün dolar ve euro cinsinden gerçekleştirildiğini gösteriyor. Ayrıca 2015 yılı sonrasında dolar cinsinden ihracatın düşüş eğiliminde olduğunu görmekteyiz. TL cinsinden ihracatımızın ise toplam ihracat içerisindeki payı giderek artmaktadır. 2008 yılında %1'in altında olan TL cinsi ihracat giderek artmış ve 2017 yılına gelindiğinde %8.88'e ulaşmıştır. Diğer yandan ithalatımızın yaklaşık %58'i dolar, %32'si ise euro cinsinden gerçekleştiriliyor. Yani dolar ve euro cinsinden ithalatımız toplamda %90 civarında. Bu durum, kurlarda meydana gelecek oynaklıkların dış ticaretimiz üzerinde geniş bir etki alanına sahip olduğunun göstergesidir. 2008 yılında TL'nin toplam ithalat içindeki payı %1.63 iken giderek artmış ve 2017 yılı sonunda %7.58'e yükselmiş. Dolayısıyla yerli paralarla ticaretin geliştirilmesi için atılması gereken çok adım olduğunu söylemek lazım bir taraftan ürünlerin ticaretinde kullanılan rezerv paraya alternatif getirmeniz lazımken, diğer taraftan da mevcut paralara ihtiyaç duyulmaması, yani dolarizasyon olmaması için girdileri de yerli paralarla ticaret yaptığınız ülkeden sağlamanız gerekiyor. Aslında yerli paralarla ticaret yeni bir ekosistemi de zorlamaktadır. Yerli paralarla ticaret stratejisi gerekli. Yerli paralarla ticaret için öncelikle kısa ve uzun vadede yapılması gerekenler belirlenmeli. Belirlenen hedef ülkelerin ayrı ayrı çalışılması, ülke özelliklerine göre yerli paralarla ticaret için hangi engellerin olduğunun tespit edilmesi ve ticaret için gerekli ödeme mekanizmalarının geliştirilmesi gerekir. Tabi hedef ülke sayısının artırılmasının yanında sektör bazı çalışmayı da ihmal etmemek lazım. Ticarette açık verdiğimiz Çin ve Rusya gibi ülkelerle ortaya çıkan yerli paraların nasıl kullanılacağı iyi çalışılmalı. Böylece kullanılacak yeni yöntemler yerli paralarla ticaretin başarısını artırmış olacaktır. Merkez bankaları arasında gerçekleşen SİVEP, takas anlaşmalarının sayısının artırılması ve bu anlaşmaların sağladığı kolaylıkları ve fırsatları iyi anlatmak gerekiyor. Ticari bankaların yerli paralarla ticarette kilit rol oynayacaklarını unutmamak lazım. Halen çok az sayıda ticari bankanın swap anlaşmalarında yer aldığını göz önünde bulundurduğumuzda bu banka sayılarının artırılmasının elzem olduğu konusu öne çıkıyor. Ticaretle ilgili kurumlar arası koordinasyonsa bu noktada oldukça önemli. Dolayısıyla Ticaret Bakanlığı'nın hazırlayacağı yerli paralarla ticaret stratejisi şüphesiz hem yerli paralarla ticarete yeni bir ivme kazandıracak hem de daha dinamik ve işlevsel bir yapının ortaya çıkmasına katkıda bulunacaktır.